Merhaba sevgili gençler. Sinir sistemi soru çöz konu öğren soru çözümlerini yapmaya devam ediyorum. Hem soru çözüyor hem de konu tekrar yapıyoruz. Bu videoda çevresel sinir sistemi ile alakalı sorular göreceksiniz. Anlamadığınızı düşündüğünüz bir yer varsa mutlaka yorumlardan sorun. Hadi şimdi vakit kaybetmeden sinir sisteminin 13. videosu olan çevresel sinir sistemi ile alakalı soru çözümünü yapmaya başlayalım. Aşağıda şemada çevresel sinir sisteminin kısımları gösterilmiştir diyor. Şemada numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ilk önce çevresel sinir sistemi arkadaşlar hemen burada verilen şemadan bakacak olursak duyu bölümü ve motor bölümü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Motor bölümü arkadaşlar otonom ve somatik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Otonomda arkadaşlar sempatik ve parasempatik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi bunlardan kısa kısa bahsedeyim ilk önce. İlk önce arkadaşlar çevresel sinir sistemi duyu sinirleri ve motor sinirleri olmak üzere ikiye ayrılıyor dedik ya. Duyu sinirleri arkadaşlar duyu organlarından gelen uyarıları alarak bunu nereye taşıyor arkadaşlar? Merkezi sinir sistemine taşıyor. Peki o zaman bu dışarıdan aldığı uyarıyı merkezi sinir sistemine taşıdığı için bunun adına ne diyoruz arkadaşlar? Diğer adı getirici sinirler. Motor nöronlar ise arkadaşlar yani motor bölümü ise merkezi sinir sisteminden aldığı emri tepki organına gönderen sinirler. Bunlar da o yüzden bunlara da ne diyoruz diğer ismi bakımından götürücü sinirler diyoruz arkadaşlar. Genel manada çevresel sinir sistemine değinecek olursam arkadaşlar hani duyu bölümü ve motor bölümü olmak üzere ikiye ayrılıyor dedik ya. Bunlar aslında arkadaşlar beyin ve omurilikten çıkarak vücuda dağılan sinirlerden meydana geliyor. Beyinden arkadaşlar 12 çift sinir çıkıyor. 12 çift sinir çıkıyor. Omurilikten ise 31 çift sinir çıkıyor. Bunlardan arkadaşlar beyinden çıkan en önemli sinirin adı arkadaşlar vagus siniri. Vagus siniri 10. çift sinir oluyor arkadaşlar ve bu sinir arkadaşlar midenin çalışmasını sağlıyor. Omurilikten çıkan en önemli sinir ise arkadaşlar siyatik sinir. Bu vücudumuzdaki en uzun sinir oluyor ve bu nereye gidiyor? Bacağa gidiyor arkadaşlar, bacak. Tamam. Kısaca bunlardan bahsetmiş olalım. Bir de motor bölümü otonom ve somatik olmak üzere ikiye ayrılıyor dedik ya. Otonom dediğimiz şey arkadaşlar otomatik olarak gerçekleşen reaksiyonlar. Yani bizim istemsiz olarak vücudumuzun istemsiz bölgelerine uyarı gönderen sinirler oluyor bunlar. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Vücut iç organlarımızın çalışması otonom sinir sistemine giriyor. Somatik sinir sistemine bakacak olursak da bunlar iskelet kaslarının kontrolünü sağlıyorlar. Yani bunlar bilinçli yaptığımız davranışların gerçekleşmesini sağlayan sinirler oluşuyor arkadaşlar. Somatik sinirler dediğimiz ve bunlar istemli çalışıyor. Zaten bilinçli yaptıklarımızı istemli yapıyoruz ama iç organlarımızın çalışmasını istemsiz yapıyoruz. O zaman çevresel sinir sisteminde istemli olan reaksiyonlar somatik sinirlerde gerçekleşiyor. İstemsiz olanlar ise otonomda gerçekleşiyor. Peki bunu şuna değinecek olursak arkadaşlar istemli ve istemsiz muhabbetinden ziyade miyelinli ve miyelinsiz nöronlardan bahsedecek olursak vücudumuzda arkadaşlar hemen şuraya farklı bir renkli kalemle yazmak istiyorum. Çok önemli çünkü vücudumuzdan beyin, omurilik ve somatik sinirler miyelinli nöronlardan oluşuyor arkadaşlar. Miyelinli şöyle yazalım. Tamam. Miyelinli nöronlardan oluşuyor. Çok önemli. Bunu lütfen defterinizin herhangi bir yerine not edin ayrıca. Çünkü bunlar karşımıza çok fazla gelen soru tarzlarından birisi. Kısaca birinci soruda arkadaşlar çok fazla bir şeyden bahsetmiş oldum. İlerleyen kısımlarda yine aklıma geldikçe ara ara bazı bilgiler de vereceğim. Şimdi devam edelim. Ne dedi arkadaşlar? Şemada numaralandırılmış yapılarla ilgili hangisi yanlıştır dedi. Birinci yapı duyu bölümü uyarılara duyu organlarından veya diğer organlardan alarak merkezi sinir sistemine getirir. Zaten bu nedenle adına ne demiştik? Getirici demiştik. Bu doğru olmuş oldu. 2 dediğimiz motor bölümü merkezi sinir sisteminden aldığı cevabı tepki verecek organa mı iletiyor? O yüzden bunun adına götürücü nöron mu demiştik? Evet.
3 merkezi sinir sisteminden çıkar. 3 dediği somatik sinir sistemi ve istemsiz çalışan kaslara uyarı gönderir diyor. İstemsiz olan kimdi? Otomatik gerçekleşendi. O yüzden burası istemli olması gerekiyordu. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Diğerlerine de bakalım tekrar amaçlı. 4 dediği yer otonom sinir sistemi. İç organların istemsiz olarak tepkilerini düzenler. Evet, o yüzden burası zaten otomatik gerçekleşiyor dedik. 2 numaralı yapı motor bölümü. Nöronların hücre gövdesi merkezi sinir sisteminde bulunur diyor. Zaten arkadaşlar biz ne yaptık? Motor bölümünde hani bu uyarıları artık merkezi sinir sistemine hani ilettik ya çevresel sinir sistemi aracılığıyla. Ne yaptık? Bunu merkezi sinir sistemine gönderiyoruz ki uyarılar düzgün bir şekilde iletilebilsin. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda sinir sistemi merkezi ve çevresel olmak üzere iki kısımda incelenir. Merkezi ve çevresel sinir sistemi şeklinde gruplandırıldığında hangisi farklı bir grupta yer alır? Arkadaşlar zaten hemen yanda bir şekilde yani tablo gibi bir şeyde yaptığımızda dikkatli bir şekilde baktığınızda çok rahat görebiliyorsunuz. Ve bundan önceki sinir sistemi videolarında da biz merkezi sinir sistemini ayırmıştık değil mi? Ne yaptık? Beyin ve omurilik olarak ayırmıştık ve bunları da gruplandırmıştık. Ön beyin, orta beyin, arka beyin gibi ayırmıştık ve buradan da değerlendirmelerini yapmıştık. Şimdi talamus, omurilik soğanı, hipotalamus ve pons gibi yapılar nerede bulunur? Arkadaşlar bunlar merkezi sinir sisteminde bulunurken otonom sinirler nerede bulunuyor? Çevresel sinir sisteminde bulunuyor. Bu yüzden cevabımız da E seçeneği olmuş oldu. İlk sayfamız biraz böyle gözünüzü korkutabilir ama burada ne yaptık arkadaşlar? Yani çok karışık böyle yazılar falan çizdik ama videoyu sırayla izleyen arkadaşlarımız ne yapacaklardır? Kısaca konu tekrarı yaptığımız için umarım mutlu olurlar. Böyle ekstra kısa kısa bilgiler vermem hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar lütfen yorumlardan bana geri dönüş yaparsanız sevinirim. Diğer sorumuza gelelim. İnsanda çevresel sinir sistemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Çevresel sinir sistemi. Biz ne dedik? Çevresel sinir sistemimiz duyu ve motor nöronlar olarak ikiye ayrılıyordu. Motor nöronlar otonom ve somatik olarak ikiye ayrılıyordu. Otonom da sempatik ve parasempatik olarak ikiye ayrılıyordu. Ayrılıyor. Neyse. Beyine bağlanan 12 çift sinir ile omuriliğe bağlanan 31 çift sinir çevresel sinir sistemini oluşturur. Evet, zaten bunları da söyledik. 12 için hani beyinden çıkan 12 çiftin içerisindeki en önemlisi vagus siniriydi. 31 çiftin içerisinde omurilikten çıkan 31 çiftin içerisindeki en önemli sinir de siyatik sinirdi. Çevresel sinir sisteminin çizgili kaslarla bağlanan miyelinli sinirlerine ne denir dedik? Somatik sinirler denir dedik. Bunlar neyi sağlıyordu? İskelet kaslarının kontrolünü sağlıyordu. İstemli oluyorlardı. Çevresel sinir sistemi duyu sinirleri ile aldığı uyarıları ara sinirlerde yorumlayıp motor sinirlere tepki organına götürür diyor. Şimdi arkadaşlar biz çevresel sinir sisteminde duyu ve motor sinirler var dedik değil mi? Ara sinirler var mıydı? Ara nöron var mıydı çevresel sinir sisteminde? Yoktu. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Diğerlerine de bakalım. Çevresel sinir sisteminin duyu sinirleri reseptör hücrelerden aldığı uyarıları beyin ya da omuriliğe iletir. Zaten ne dedik? Çevresel sinir sistemini merkezi sinir sistemine ileti gönderiyor. Çevresel sinir sisteminin otonom sinirleri düz kas, kalp kası ve bezlere gider ki buralar nedir? İstemsiz olan olarak çalışan yerlerdir. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda çevresel sinir sistemi ile ilgili verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Somatik sinir sistemin duyu ve motor nöronlardan oluşur. Çünkü çevresel sinir sisteminde ne yoktu? Ara nöron yoktu. O yüzden doğru. Çevresel sinir sistemi bilinçli olarak yapılan hareketleri kontrol eder. Bunlar ne olabilirdi? İskelet kasların kontrolü olabilirdi. Mesela yazmak, koşmak gibi. Bunlar neydi? Miyelinli nöronlardan oluşuyordu arkadaşlar. Otonom sinir sistemin beyin ve omurilikten gelen motor nöronlardan oluşur diyor. Evet, bu da doğru. Neden? Çünkü biz otonomu ne diye ayırmıştık arkadaşlar? Motor nöronlardan geldiğini söylemiştik. Motor nöronlar aslında otonom ve somatik olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Burayı da doğru kabul ediyoruz.
Otonom sinir sistemine ait motor nöronlar miyelinli, somatik sinir sistemine ait nöronlar ise miyelinsizdir diyor. Tam tersi olması gerekiyor değil mi? Somatik olanlar miyelinliyken otonomlar miyelinsiz olması gerekiyor. O yüzden cevabım D seçeneği olmuş oldu. Otonom sinir sistemi istem dışı çalışan iç organların çalışmasını düzenler diyor. O yüzden iç organların çalışması zaten otomatik gerçekleştiği için otonom, otomatik yani kendi bildiği gibi çalışıyor da diyebilirsiniz. Aklınızda bu şekilde de kalabilir. Gelelim diğer sorumuza. Bu bölümlerle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Çevresel sinir sistemi sinirlerin çoğu farklı roller oynayan çeşitli nöronlar içerdiğinden bu sistem farklı işlevleri olan iki ana gruba ayrılır. Bunlardan biri duyu bölümü merkezi sinir sistemine ileti taşırken diğeri motor bölümüne efektör hücrelere sinyal götüren otonom ve somatik sistemlerden oluşur diyor. Yani aslında şunu demek istiyor. Çevresel sinir sistemi duyu ve motor nöron olmak üzere ikiye ayrılır diyor. Bu bölümlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Duyu bölümü dış ve iç çevreye duyarlı reseptörlerden ve duyu nöronlarından oluşur diyor. Ben ne yapıyorum çünkü arkadaşlar, ne demiştim duyu sinirleri için? Duyu organlarından gelen uyarıları alarak merkezi sinir sistemine taşıyan nöronlardır. Bu yüzden buraya ne demiştik? Getirici nöronlar demiştik. O yüzden bir doğru olmuş oldu. Bir olanları eleyelim. 3 ikisinde de var. Aslında bakmama gerek yok ama yine de biz bakacağız. Ama siz sorularda arkadaşlar ne yapın? Daha hızlı bir şekilde bunu hemen bakın geçin ki hani zaten şıkkı en eminseniz yani elediğiniz şıktan diğerleri için daha net yorum yapmanız mümkün olacaktır. Somatik sinir sistemi istemli olup evet istemlidir. Bilinçli hareketlerden sorumludur. Zaten biz bunu neyi biliyoruz arkadaşlar? Zaten bundan önceki kısaca bahsettiğimiz şeyleri de biliyoruz. Somatik olanlar istemliydi. Bunlar miyelinli nöronlardan oluşuyordu ve bilinçli hareketlerden sorumluydu. O yüzden iki de doğru olmuş oldu. Cevabım B seçeneği. Bakalım. Otonom sinir sistemi dış uyaranlara has olan sinyalleri merkezi sinir sistemine iletir diyor. Biz arkadaşlar otonom sinir sistemini ne demiştik? Motor nöronlardan yani motor sinirlerden oluşuyordu. Bunlar neyi sağlıyordu? Merkezi sinir sisteminden aldıkları emri tepki organına götürüyordu. O yüzden dış uyarımlara has olan ne olacak? Duyu sinirlerle alakalı olacak. Motor sinirlerle değil. O yüzden cevabımız yalnız 3 yani B seçeneği olmuş oldu. Gelelim son sorumuza. Burada arkadaşlar hani normalde onar soru yapıyorum videolarım ama bazen işte soru hem bulmakta sıkıntı çekebiliyoruz hem de genellikle arkadaşlar otonom somatik olarak ayrıldığı için çevresel sinir sistemi onlarla alakalı çok soru var. O yüzden ben genel manada çevresel sinir sistemiyle alakalı yakalayabildiğim kadar soruyu karşınıza getirmeye çalıştım. Çok fazla da sıkmaya gerek yok. Net adımlarla ve kısa adımlarla gitmeye çalıştığımız için arkadaşlar böyle en can alıcı noktaları size gösteriyorum. Bunların yeterli olacağını düşünüyorum. Çevresel sinir sistemi tarafından oluşturulan şeklindeki faaliyetlerin hangileri sempatik sinirler tarafından, hangileri parasempatik sinirler tarafından gerçekleştirilir diyor. Şimdi arkadaşlar şuraya kısaca size şundan bahsetmek istiyorum. Daha aslında bundan sonraki videoda bununla alakalı daha çok bir şeyden bahsedeceğim ama otonom sinirler nelerden oluşuyordu arkadaşlar? Biz otonom sinirleri motor nöronlardan oluşturuyorduk. Ve otonom sinirler merkezi sinir sisteminden hani çıkan cevabı aldıkları emri tepki organına götürüyorlardı değil mi? Şimdi otonom sinirlerde arkadaşlar sempatik sinirler ve parasempatik sinirler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Normalde bu arkadaşlar bu bahsedeceğim yer MEP kitabında yok. Geçen yıllara kadar vardı arkadaşlar ama bu yıl karşımıza çıkmıyor. Çünkü dediler ki hani çok fazla detaya girmeye gerek yok. Hani sadece sempatik ve parasempatik olduğunu bilsinler, içeriklerini bilmelerine gerek yok. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. İlerleyen sistemlerde mesela dolaşım sisteminde kalp atımızını artıran faktörlerde sempatik sinirlerin etkisi de var. Yani şimdi bir öğrenci sempatik sinirin ne olduğunu bilmeden onu aklına tam oturtamaz. O nedenle ben kısaca size bahsetmek istiyorum. Sempatik sinirler arkadaşlar her şeyi hızlandırır. Bunu lütfen not edin arkadaşlar. Sempatik sinirler her şeyi hızlandırır. Her şey dediğim şu. Her şeyi hızlandırır ancak sindirim sistemi hariç. Sindirimle alakalı şeyler hariç.
Şimdi parasempatik içinde şunu diyeceğiz. Parasempatikler de her şeyi, bu arada şeyler ayrı yazılır da burada birleşik olmuş oldu. Her şeyi yavaşlatır. Ne hariç? Sindirimle alakalı şeyler hariç. Tamam. Şimdi o zaman ben size şunu söyleyeyim. Sempatik sinirler arkadaşlar, kalp atış hızını ne yapar? Tabii ki hızlandırır. Çünkü sindirimle alakalı değil kalp atışı. Göz bebekleri ne yapar? Büyütür. Neyle alakalı? Çünkü bu sindirimle alakalı değil. İdrar kesesini ne yapar arkadaşlar? Genişletir, değil mi? Çünkü idrar kesesi sindirimle alakalı değil. Peki mide hareketini ne yapar? Mide hareketini yavaşlatır çünkü sindirim mide sindirimde görev alıyor. Peki başka ne söyleyelim? Bronşları ne yapar? Mesela soluk alışverişimiz ne olur? Hızlanır, değil mi? Çünkü bu sindirimle alakalı değil. Size bir şey sorayım, bakalım yorumlara yazın arkadaşlar. Tükürük salgısını sempatik sinirler ne yapar? Artırır mı, azaltır mı? Yorumlara bekliyorum. Orada size de cevabını vereceğim. Parasempatik sinirlerde mesela kalp atışını yavaşlatır. Bronşları ne yapar arkadaşlar? Daraltır. Sonra idrar kesesini ne yapar? Daraltır. Mide hareketini ne yapar? Hızlandırır. Çünkü neyle alakalı mide? Sindirimle alakalı. Başka ne söyleyebiliriz? Bağırsak hareketlerini ne yapar? Onu da hızlandırır. Çünkü bağırsak hareketleri de neyle alakalı arkadaşlar? Sindirimle alakalı. O zaman şimdi kısaca bu bilgilere baktığımızda hemen şunu söylemek istiyorum size. Küçükken arkadaşlar saklambaç oynamışsınızdır. Yani oynamayan yoktur aramızda. Şimdi genelde arkadaşlar oyun oynamaya başlamadan önce atıyorum ki tuvalet ihtiyacınız geldi, tuvaletiniz geldi ama oyun o kadar tatlı geldi ki hadi arkadaşlar oynayalım dediler ve hemen oynamaya giriştiniz, tamam mı? Ama biraz önce tuvaletiniz vardı. Şimdi hemen oyunun heyecanıyla ne yaptınız? Bu arada saklanmaya çalıştınız, saklandınız. Ve hani siz bulunana kadar ya da sobeleyene kadar biraz beklediniz bulunduğunuz yerde diyelim ki. Ne oldu? Birazcık sistemleriniz dengeye düşmeye başladı. Yani o ilk baştaki heyecanınız ne oldu? Artık yerini sakinliğe bıraktı. İşte arkadaşlar o durumda uf ya çok sıkışmıştım ya ben diyebilirsiniz. Niye? Çünkü başlangıçta arkadaşlar heyecanlandığınız için sempatik sinirler arkadaşlar ne yaptı? Harekete geçti. Şimdi idrar kesemde ne olmuş oldu arkadaşlar? İdrar kesesi normalde sabit bir yer, yani belirgin bir yerde, ama siz burayı ne yaptınız arkadaşlar? Genişlettiniz sempatik sinirlerin etkisiyle. Bu yüzden idrarınız aslında hani normal idrar kesenizi dolu olmasına rağmen kesenizi genişlettiğiniz için ne olmuş oldu arkadaşlar? Sanki yarıda bir idrar varmış gibi idrarınız gitmiş gibi oldu. Ama hayır, gitmedi. Daha sonra siz sakin, yani beklediğiniz bir yerde, saklandığınız bir yerde sakinlediniz ya. O zaman sempatik sinirler yerini parasempatik sinirlere getirdi, bıraktı ve böylelikle idrar keseniz ne oldu? Eski halini aldı, değil mi? O zaman ne oldu? Gene sıkıştığınız belirgin olmuş oldu. Anlaştık mı? Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Ya da otobüstesiniz arkadaşlar. Şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz. Tuvaletiniz geldi. Ama hani muavine ya beni bir işte durdurur musunuz? Lavaboya gitmem lazım falan da diyemeyeceksiniz. O arada kendinizi heyecanlandırabilirsiniz. Bu kısa süreli size işe yarar. Mesela o anda çok sıkıştığınızda şoför aniden fren bassa ya ne oluyor ya diye dışarı bakarsanız o anda heyecanlanırsınız ve idrar keseniz genişlediği için ne olur arkadaşlar? Sizin idrarınız kısa süreliğine gitmiş gibi olur. Ancak belli bir süreden sonra, bir 5-10 dakika seyahat ettikten sonra artık parasempatik sinirler etkileyeceği için ne olacak? İdrar keseniz yine eski haline geleceğinden dolayı yine idrarınız aynı sıklıkta sizi rahatsız etmiş olacak. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Kısaca iki örnekle de bahsetmiş ve aklınıza daha oturmasını sağlamış oldum diyelim arkadaşlar. Şimdi çevresel sinir sistemi tarafından oluşturulanlardan hangisi sempatik, hangisi parasempatikmiş? Kan dolaşımının hızlanması. Bu sindirimle alakalı mı? Değil. O zaman hızlandıran şeyler sempatiklerdi. O zaman birlerin sempatik de olmadığını eleyelim.
mide ve bağırsak hareketlerinin hızlanması. Normalde hızlanan şeyler sempatik sinirlerdeydi ama sindirim olayları hariç demiştik. O yüzden bu ne olacak? Parasempatikte, yani 2 olacak. 2'de parasempatik olmayanları eleyelim, cevabımız açığa çıkmış oldu. Bakalım böbrek üstü bezinin hormon salgılanmasının artması. Bu da sindirimle alakalı değil. O yüzden sempatik sinirler arttırmak, sempatik sinirler oluyor genelde. Kalp atış hızının yavaşlatılması. Arkadaşlar, yavaşlatma olayı sindirim olmadığı sürece neydi? Parasempatik olaylardaydı. O yüzden 4'te parasempatik olmuş oldu. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet sevgili gençler, çevresel sinir sistemi ile alakalı soru çözümüm burada sona erdi. Bundan sonraki videomda somatik ve otonom sinir sistemi ile alakalı soru çözümü yapacağım. Sinir sistemini tam öğrenmek için bundan önceki ve sonraki videolarımı izlemeniz yeterli olacaktır. Aklınıza takılan yerleri yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.